Onlar ki yaşadıkları çağda insan yaşamını, evreni, varoluşu ve Tanrı'yı sorguladılar. Onlarla gelişti kültür dünyamız. Onlar düşünce ve eylemleri için ağır bedeller ödediler. Onların birikimleri bizim bilgi zenginliğimizin kaynağı oldu. Onlar Roma'nın, Atina'nın, İskenderiye ve Anadolu'nun birçok kentinde kurdukları okullarda bilginin ve bilimin ışığıyla yaşamımızın taşlarını döşediler. Gerçek bilgiye ulaşma yolundaki bu uzun koşu onlarla başladı. Onlar ki antik çağın karanlığına ışık oldular. Ve bu ışığı aydınlanma çağına taşıyan yine onlardı. Felsefe onlarla var oldu, onlarla anıldı. Bugün izlerini sürdüğümüz o bilgeleri selamlıyoruz. Anadolu'da pek çok uygarlık doğup gelişmiştir. Özellikle Anadolu coğrafyasında, Ege ve Akdeniz bölgesinde pek çok filozof yetişmiştir. Felsefe yolda olmaktır. Biz bugün bir yolculuğa çıkıyoruz ve Urlalı filozof Anaxagoras'ın yaşamına ve onun felsefi görüşlerine bakacağız. Anadolu hiç kuşkusuz felsefenin başladığı topraklardır. Felsefe M.Ö. 7. yüzyılda Miletli Thales'le başlar. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü Anadolu coğrafyası binlerce yıl çeşitli uygarlıkları beşiklik etmiş, üst üste gelen uygarlıkların bıraktığı kültürlerle harmanlanmış ve zenginleşmiştir. Felsefi düşüncenin bu kültür zenginliğinden çıkması bu yüzden bizi şaşırtmıyor. Thales'le başlayan felsefe yine bu topraklarda pek çok filozofun yetişmesiyle Atina, Roma ve İskenderiye gibi antik dünyanın önde gelen kentlerinde varlık göstermiştir. Antik Yunan felsefesi diye adlandırılan felsefe Anadolu'nun bilge topraklarından beslenerek gelişmiştir. Felsefeyi Anadolu'da okulları ve filozoflarıyla Ege ve Akdeniz coğrafyasında görürüz. Antik çağda Anadolu'nun pek çok kentinde filozoflar yetiştiği gibi Efes, Sinop, Bergama, Antakya, Urfa ve Stoacılığın merkezleri arasında sayılan Tarsus gibi felsefenin etkili olduğu kentlerden söz edebiliriz. Anadolu'lu filozofların en bilinen isimleri Miletli Thales, Anaximandros, Anaximenes, Aspasya, Sinoplu Diyojen, Hierapolisli Epiktetos, Tarsuslu Aratos, Krisippos, Zenon, Athenodoros, Antakyalı Libanius, Asoslu Kreantes, Krasomenaili Anaxagoras, Efesli Heraklitos'tur. Felsefeye yolculuğumuzun ilk durağı, bugünkü Urla'da yaşamış Krasomenaili filozof Anaxagoras'ın yaşamına ve felsefesine bakacağız. Bu kısa konuşmamda Anaxagoras'ın felsefe tarihindeki önemine ilişkin üç önemli yanını öne çıkarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi onun felsefe ve bilim tarihindeki katkısıyla ilgili. Bildiğimiz gibi felsefe tarihinde mitos'tan logos'a geçişi başlatan genellikle Thales olduğu söylenir. Bu doğrudur. Thales bir güzergah açmıştır o konuda. Fakat bunu en tutarlı bir şekilde, en pür bir şekilde uygulayan Anaxagoras olmuştur. Doğayı açıklarken hiçbir üstün, doğaüstü güce, gizeme, mitosa başvurmadan yapmıştır bunu. Bu konuda son derece tutarlı bir doğa açıklamasına girişmiştir ve felsefeyi de bu bakımdan tutarlı bir şekilde akla dayandırmıştır. Onun ikinci felsefe tarihine ve bilim tarihine ikinci önemli katkısı doğadaki hareketin açıklaması ile ilgili doğanın yapısına, temel yapı taşına ilişkin yapmış olduğu açıklaması. Anaxagoras kendisinden önce başvurulmayan bir yaklaşımla doğanın temel yapı taşının tek olmadığını, çokluktan oluştuğunu ifade etmiştir. Yani doğanın temel yapı taşı sayısız sayıda vardır demiştir ve nedir? Doğadaki temel yapı, her yapı taşında aslında her şey var demek anlamında söylemiştir bunu. Ve tabii ki burada daha önceki yaklaşımlardan farklı olarak
Yani bir öz görünüm ayrımına gidildiğinde genellikle tabaka yaklaşımına başvurulmuştur. Anaxagoras bu iki boyutun aslında bu şekilde mekanik bir şekilde birbirinden ayrılamayacağını, birisinden diğerine sürekli geçiş olduğunu ve doğada da değişimin yani sentez ve aynı zamanda yani onun tabiriyle karışım ve ayrışma yani analizin de aslında bu iki doğadaki bu iki boyut arasında sürekli gidiş geliş olduğunu söylemiştir. Bu bakımdan doğayı son derece dinamik bir şekilde açıklamıştır. Anaxagoras'ın üçüncü önemi, felsefe ve bilim tarihinde üçüncü önemli onun nous kavramıyla ilgilidir. Nous kavramını biz bazen anlama yetisi olarak çeviririz, bazen tin, bazen akıl olarak çeviririz. Fakat Anaxagoras'ın kullanmış olduğu nous kavramını daha sonra Platon'un ona kazandırmış olduğu idealist anlamda almamak gerekir. İdealist düşünce milattan önce 6. yüzyıl filozoflarına yabancı bir düşüncedir. Anaxagoras son derece tutarlı bir materyalisttir ve nous kavramıyla kastetmiş olduğu şey de maddenin kendi kendisini yönetmek, kendi kendisini örgütlemek için kendisinin kendi kapasitesinin olduğunu ve kendi kapasitesini oluşturduğunu göstermek için nous kavramını kullanmıştır. Bu bakımdan ona nesnel akıl kavramı da denebilir, nesnel düzen kavramı da denebilir doğada ve maddede olan. Fakat nous kavramının bir de öznel boyutu vardır, yani insanı ilgilendiren boyutu vardır. Bir analojik olarak söyler bunu, doğadaki nous kavramına benzer bir şekilde insanın kendisinde de bir nous vardır, yani akıl vardır. Tam da bundan dolayı aslında insan kendi aklıyla doğadaki aklı veya doğadaki düzeni ne yapabilmektedir, kavrayabilmektedir. Aralarında türsel bir benzerlik veya ortaklık olmasa zaten insanın aklıyla, zihin yetisi olan aklıyla doğadaki düzeni kavraması nedir? Mümkün olmazdı. Buraya kadar söylemiş olduğum şeyler genellikle bilinir fakat bir şey genellikle unutulur. Anaxagoras tam da akıl kavramıyla aynı zamanda bize şunu göstermeye çalışır. İnsan akıl kavramına başvuraraktan maddenin karşısında madde dolayısıyla ama maddenin karşısında doğa dolayısıyla doğada kendi özgürlüğünü ne yapabilir? Kurabilir yani kendisini basit bir şekilde doğaya uyarlamak, maddeye uyarlamak, uydurmak zorunda değil. Maddeyi edinerekten, doğayı edinerekten doğada madde karşısında ne yapabilir insan? Kendi özgürlüğünü kurabilir. İnsan tam da bu özgürlüğü kurma kapasitesini neye borçludur? Kendisindeki akıl yetisine borçludur. İzmir Selçuk sınırları içerisinde yer alan antik Efes kentinin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, Neolitik dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş devrine kadar inmektedir. Hititler döneminde kentin adı Apasas'tır. M.Ö. 1050'li yıllarda Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Antik bir Yunan kenti olan Efes, aynı zamanda önemli bir Roma kentidir. Klasik Yunan döneminde Efes, İonya'nın 12 şehir devletinden biridir. Bugünkü bilinen Efes'e, Büyük İskender'in generallerinden Lysimakos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Helenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 bin kişilik nüfusa sahiptir. Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştır. Anadolu'nun eski ana tanrıça Kibele geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. Efes'teki Artemis tapınağı dünyanın 7 harikasından biridir.
M.Ö. 535-475 yılları arasında yaşamış olan filozof Heraklitos Efesliydi. Heraklitos, Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk filozoftur. Aynı akarsuda iki kez yıkanılmaz deyişi ona aittir. Heraklitos, evrenin temeli ve anlamı konularında Milet Okulu filozoflarıyla aynı görüşü paylaşır. Bugün akıllı topluma gittiğimiz şu günlerde Anaksagoras felsefesi bize nasıl yol gösterebilir, onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bugünlerde biz özellikle de bu korona kriziyle birlikte biyolojik zeka ile yapay zekanın bir arada sentezlendiği bir akıllı topluma gidiş sürecinin başladığını okuyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Ve 2500 yıl önce yaşamış olan Anaksagoras'ın kaotik evrenin itici bir gücü, düzenleyici gücü olarak ortaya attığı nuz kavramını ve felsefesini doğru kavrarsak bugüne bir ışık tutacağını düşünüyorum. Anaksagoras'ı anlamamız gereken şey, Anaksagoras pratiği doğru bir şekilde yorumlamış ve buna bağlı olarak bir teori ortaya atmıştır. Ve bu attığı felsefesi kuramıyla da tekrar bu pratiği yönetebilmiştir. İşte bizim Anaksagoras'tan almamız gereken düstur tam da budur. Anaksagoras, Yunanlıların varlığa gelme ve ölme terimlerini yanlış kullandıklarını düşünüyordu. Çünkü Anaksagoras aslında doğma veya ölme gibi bir şey yoktur. Var olanlar sadece hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Birbirine karışma ve ayrılma vardır. Dolayısıyla biz ancak bunu bu şekilde kullanabiliriz demiştir. Ve bugün biz artık biliyoruz ki evren bir dönüşüm ve dönüşüm süreci içerisindedir. Ve biz bunu Anaksagorasçı bir ifadeyle anlamak istersek o zaman bunu şöyle söyleyebiliriz. Madde hiçbir şekilde yok olmayıp sonsuz bilinebilirlik özelliğiyle yeniden bir üreme süreci içerisindedir. Şimdi Anaksagoras biliyoruz ki evrende ilk hareket ettirici ve her şeyin bu bölünebilirliği ve bir araya gelmesinin başlangıç gücü olarak nuz kavramını ortaya atmıştır. Nuz Anaksagoras da kendiliğinden doğanın bir zorunluluğu olarak ortaya çıkmıştır, var olmuştur. Aristoteles bunu tinsel bir varlık olarak yorumlamıştır fakat daha sonraki düşünürler ve hatta Hegel'de düşünme yetisine benzetilerek akıl ve uz kavramlarıyla karşılanmıştır. Eğer biz işte bu sürecin izleklerini sürebilirsek, nuz'dan başlayarak tin, uz, akıl kavramlarına kadar bu diyalektik sürecin izini sürebilirsek, o zaman biz Marx'ın öngördüğü gibi o klasik sadece yorumlayan filozoflar olmanın ötesine geçip aynı zamanda evreni dönüştürmeye talip bir hale de gelebiliriz. Ve Anaksagoras da aslında bu Marx'ın klasik olarak değerlendirdiği düşünürlerden biri değildir. Ayın ve güneşin kutsal sayıldığı bir devirde ayın sadece bir taş kütlesi olduğunu, güneşin de yanan bir taş kütlesi olduğunu söyleyecek kadar da cesurdur. Ve tam da bu anlamda doğanın diyalektiğini ve hareketi doğru bir şekilde yorumlamış ve buradan doğru bir kurama varmıştır. Biz bugün Anaksagoras'tan 2500 yıl sonra yaşayan kişiler, onun torunları olarak doğayı makinalarla değiştirmenin, onu düzene sokmanın yeterli olmadığını artık anlamış bir noktaya geldik ve Anaksagoras'ın nusunu tam da onun o dönemde yaptığı gibi, 2500 yıl önce yaptığı gibi makinelerin yapay zekasıyla insanın biyolojik zekasının sentezinde yeniden yorumlama olanağına sahibiz ve bunu yapabiliriz. Aslında belki de bunu yapmalıyız. Çünkü 150 yıllık meta para meta ilişkisinde insanın kendi emeğine yabancılaşması, endüstrileşme ve bireysel zenginleşme ve de bir yandan doğanın zor ve şiddetle ele geçirilme sürecinde bir varlığını sürdürme savaşı veren insan artık bunun bir işe yaramadığını gördü. Yaşadığımız felaketler, özellikle de şu son yaşadığımız korona krizi doğanın bize, hepimize evrenle barışık yaşamayı emrettiğini göstermeye başladığını artık görüyoruz. Ve 2015 yılında Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin söylediği şey de tam da bunu doğrular niteliktedir. Shinzo Abe dedi ki, bugüne kadar sadece endüstrileşmeyle yol aldık ama artık bundan sonra doğayla barışık, teknolojiyi insan ve doğa yararında kullanan akıllı topluma geçiyoruz. Dolayısıyla bu insanlık yeni bir evreye giriyor. Bu yeni evrede Anaksagoras'ın nusunu biz yeniden insanı,
toplumu ve doğayı birbiriyle ilişkili bir bütün halinde yeniden tasarımlayarak evrenle barışık bir insanın portresini, yaşanabilir bir dünyayı ortaya koymakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Anaksagoras okumaları nasıl Aristoteles'i bir metafiziği temellerini oluşturmaya götürmüşse, bizleri de günümüzde de daha önceki süreçleri diyalektik bir bütünlük içerisinde kavrayarak kuantum fiziğine, yapay zeka ile biyolojik zekanın sentezlendiği bir akıllı toplumun tasarımına götürebilir. Ve biz böylece çağdaş felsefeciler olarak her şeyin birbirini etkileyerek düşünce sisteminden, kendi düşünce sistemi içerisindeki bir önceki bilgiyi alıp yenileyip ona bir şeyler katarak bir yukarı seviyeye katabildiği ölçüde geçerlilik kazanacağı anlayışıyla hareket etmeliyiz. Çünkü evrendeki hiçbir şey Anaksagoras'ın da söylediği gibi birbirinden bağımsız değildir. Anaksagoras diyor ki var olan her şey birbiriyle iç içedir. Eğer bu böyleyse o zaman modern felsefemize dayattığı gibi insan doğadan kopuk, doğadan ayrı bir varlık değil. Aksine doğayla iç içe, doğayla bütündür. İnsan da doğadan bir parça, doğada insandan bir parça. Her şeyin bir parçasıdır. O zaman bütün bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda ve her şeyin böyle bağlantılı olduğu fikrini bir araya getirdiğimizde biz holistik, bütüncül bir felsefenin temellerini de oluşturabiliriz. İşte ancak o zaman Anaksagoras'ın mezar taşında yazan şu söz bizim için de anlam kazanır. Hakikatin peşinde gökyüzünün sınırını aşan Anaksagoras burada yatıyor der onun mezar taşında. İşte aynen öyle biz de o zaman hakikatin peşinde koşan ve gökyüzünün sınırlarını aşmak ve geleceğin felsefesini yapmakla yükümlü olan filozoflar, felsefeciler oluruz. Teşekkür ediyorum. Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan Priene kenti hakkındaki ilk bilgilere ise M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında antik kaynaklarda rastlanmaktadır. Kentin en önemli yapıları arasında Demeter Tapınağı, Athena Tapınağı, Tiyatro, Agora, Zeus Tapınağı, Brüteryon, Yukarı Cimnazyon, Aşağı Cimnazyon, Mısır Tapınağı, Büyük İskender'in Evi, Bizans Kilisesi, Nekropol ve konut alanları sayılabilir. 5000 kişilik kapasiteye sahip tiyatro, M.Ö. 350 yılında inşa edilmiştir. Tanrıça Athena için kentin en hakim yerine yapılan tapınağın önünde, Athena'nın altın ve fil dişinden yapılan heykeli yer almaktaydı. Günümüzde tapınak sunağının yalnızca bir bölümü ayaktadır. Priene Millet gibi 12 şehir devletinin oluşturduğu İyon Birliği'nin bir üyesidir. Bilge olarak anılan Bias Priyenelidir. Filozof Bias'ın M.Ö. 570'lerde dünyaya geldiği ve çok uzun yaşadığı düşünülür. Çok etkili bir hatip olduğu bilinen hukukçu Bias'ın sözü sanat yapanların aksine yalnızca doğruları konuştuğu ve Priene'nin yasalarını derlediği söylenir. Bias'ın günümüze kadar gelen özdeyişlerinden biri, gençliğinde eyleme, yaşlılığında erdeme bağlan şeklindedir. Hukukçu Bias, antik çağın yedi büyük düşünürü olarak adlandırılan bilgelerinden biridir. Millet, M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Ege'nin önde gelen ticaret, kültür, sanat ve bilim merkezi olmuştur. M.Ö. 546'da Perslerin eline geçen kent tümüyle yakılıp yıkılmış, 479'da Perslerin yenilmesi üzerine de yeniden inşa edilmiştir. Kentin yeniden inşasında tarihin ilk kent planlayıcısı olarak bilinen Mimar Hippodamos, dik açılarla kesişen geometrik planı uygulamıştır. M.Ö. 334'te Büyük İskender, daha sonra Selefkos ve Bergama krallıklarının ardından Roma döneminde bağımsız bir kent olan Millet, anıtsal mimari yapılarla donatılmıştır. Felsefe tarihinin büyük filozofları Thales, Anaximandros, Anaximenes, tarihçi Hekatios, Ayasofyalı mimarlarından Isidoros, Millet'le yetişmişlerdir. Thales'in yaşadığı çağda Millet kenti önemli toplumsal ve ekonomik gelişmeler içindeydi. Antik coğrafyacı Strabon'a göre Millet'i ilk kuranlar Giritliler, Homeros'un İlyadası'na göre ise Atina kralı Kodros'un oğlu Nereus önderliğindeki İyonyalılardır. Didim'e 24 kilometrelik bir kutsal yolla bağlanan Millet, dört ayrı limanıyla da İyonya'nın en önemli liman şehirlerinden biriydi.
Millet kentinde 140 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde 15 bin kişilik tiyatro, spor alanı Pare Estra ile birlikte oldukça sağlam durumdaki Faustina Hamamı, Serapis Tapınağı, Piskoposluk Kilisesi, kilise avlusuna bitişik kutsal mezarlık kalıntıları bulunmaktaydı. Bunların yanı sıra Agora, 100 metre uzunluğunda tören yolu, tören yolunun doğu ucunda liman kapısı, kutsal alandaysa bereket tanrıcası Demeter'le kızı Kora'ya sunulmuş iki tapınak, anıtsal çeşme, cimnazyon, hamam, stadyum, delfinyon, Zeus Olimpos tapınağı, Glüteryon ve ayrıca Mısır tanrıları için yapılmış kutsal alan kalıntıları bulunmaktadır. Agora'nın güneyindeki tepede, kentin en önemli yapısı olan Athena tapınağındaysa oldukça görkemli sütunlar yer almaktadır. Aydın Didim'de yer alan Apollon tapınağı, İyon tarzında yapılmış dünyanın en büyük üçüncü tapınağıdır. Didim, aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Milletten gelen kutsal yolla bağlantıya sahip Didim, bir kehanet merkezidir. Apollon tapınağı, antik çağın en iyi korunmuş tapınakları arasında sayılır. 1906-1913 yılları arasında gerçekleştirilen bilimsel kazılarda tamamen gün ışığına çıkarılan tapınak kısmen tekrar ayağa kaldırılmıştır. Artık niteliğini kaybetmiş durumdaki mimari ögelerle tapınak alanını çepeçevre saran bir koruma duvarı yine bu ilk kazılar evresinde inşa edilmiştir. Tapınağı dıştan saran çift sütun sırasından dolayı dipteros plan tipini gösterir. Kanonik olmayan tek ögesi, daha içte uzanan, üstü açık ve tabanında taş döşeme bulunmayan avlusudur. Merkezi avlu içinde, şimdiye kadar kesin şekilde yeri tespit edilemeyen kutsal su kaynağı ve küçük bir tapınak, Naiskos bulunmaktaydı. Tapınağın sıra dışı durumu, bir kehanet merkezi olarak taşıdığı bu özel fonksiyona dayanmaktadır. Günümüze kadar gelen fakat hiçbir zaman bitirilemeyen yapının inşasına M.Ö. 4. yüzyılda başlanmıştır. M.Ö. 6. yüzyıla ait öncü tapınak döneminde büyük ün kazanmıştır. Ancak M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Persler tarafından tahrip edilmiştir. Bugün orta avluda hala görülebilen temeller tapınağın erken dönemine tanıklık eder. Orta avluda yer alan Helenistik döneme ait Naiskos, M.Ö. 5. veya 6. yüzyılda sökülerek yerine bir bazilika inşa edilmiştir. Bazilika ise tıpkı tapınak gibi bir deprem sonrası harap olmuştur. İzmir'in batısında kendi ismini taşıyan yarımadanın merkezinde bulunan Urla'nın tarihi antik çağlara dayanır. Bölge, kent devletlerinden sonra sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyeti altına girmiştir. Bu dönemin ardından kent sırasıyla Büyük Selçukluların, Anadolu Beyliklerinin, Anadolu Selçuklularının ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında da 3 yıl işgal altında kalarak 1922'de Türkiye Cumhuriyeti'nin idaresine kavuşmuştur. Urla'nın ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Halk dilinde Latince ve Rumca, bataklık, sazlık anlamına gelen Vurla kelimesinden Urla'ya dönüştüğü sanılmaktadır. İzmir sınırları içerisinde yer alan Urla'nın bir bölümü, eski yapıların ve dar sokakların yer aldığı kent dokusunu taşımaktadır. Çarşı ve pazarlarıyla, kadın üreticileri, iskeledeki balık lokantaları ve sanat etkinlikleriyle hareketli bir yerleşim yeridir Urla. İzmir'e yakınlığı nedeniyle hafta sonları dinlenmeye, gezmeye, eğlenmeye ve alışverişe gelenleriyle daha bir canlılık kazanır. Urla'da festivaller dışında süslü kadınlar bisiklet turu gibi renkli görüntülere sahne olan etkinlikler yer alır. Kent merkezinde anıt çeşme, sahilde Viking ve Roma tekneleri yapan 360 derece derneği ve karantina adası hikayeleriyle görülmeye değer yerlerdir. Ayrıca bugün Urla kent merkezinde yerel yönetimce yaptırılmış filozof Anaxagoras'ın bir heykeli yer almaktadır. Yakın tarihi açısından edebiyatımızın değerli ismi Necati Cumalı, şair Yorgos Seferis, şarkıcı Tanju Okan, Urla'nın tanınmış isimleridir. Entelektüel çabaların yoğun olduğu Urla'da Anaxagoras Felsefe Akademisi de bulunmakta ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler felsefe dersleri vermektedir.
Plazomenai, antik çağda bir şehir devletidir. M.Ö. 1200 yıllarında başlayan Ege Deniz Kavimleri göçüyle Batı Anadolu yeni bir siyasi yapı kazanmış, site devletleri birer uygarlık merkezi haline gelmiştir. Bu şehirler Efes, Selçuk, Kolofon, Milet, Mius, Priene, Lebedus, Ertrai, Plazomenai, Foça, İzmir ile Sakız şehirleridir. 12 İyon kenti ile Panion İyon şehir devletleri birliği kurulmuştur. M.Ö. 8. yüzyıla gelindiğinde Plazomenai siyasi oluşumunu tamamlayarak uygarlık tarihindeki yerini almış ve şehir devletler sistemine katılmıştır. Plazomenai yerleşimiyle ilgili olarak yerli ve yabancı pek çok araştırmacı çalışmıştır. Cumhuriyet sonrası ilk ciddi çalışmalar 1950'li yıllarda Ekrem Akurgal tarafından yapılmıştır. İyonların girişinden çok önce bu topraklarda kurulan bir yerleşkenin varlığını göstermektedir. Urla'nın İskele Mahallesi'nin Limantepe mevkiinde yer alan ve Profesör Doktor Hayat Erkanal tarafından kazısı sürdürülen tarih öncesi dönemlere ait yerleşimse ilk kez Profesör Doktor Ekrem Akurgal tarafından saptanmıştır. 1979 ve 1980 yıllarında Kültür Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardan sonra 1981 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Güven Bakır, Plazomenai kazısının başkanlığını üstlenmiştir. 2007 yılından itibaren kazı çalışmaları Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Yaşar Ersoy başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülmektedir. Plazomenai'de arkaik yerleşme Pers işgali ile birlikte M.Ö. 546 civarında kesintiye uğramış ve kent alanı 20-25 yıl süreyle terk edilmiştir. Yerleşkede arkeolojik buluntularla izlenemeyen bu tarihsel boşluktan önceki evre erken arkaik dönem olarak ele alınmaktadır. Plazomenailerin M.Ö. 525-520 civarında eski kent alanlarına geri döndüğü, başlangıçta geçici nitelikte inşa edilmiş yapılarla da olsa hayatın canlandığı ve çok kısa bir süre içinde tüm kent alanlarında yaygın bir yerleşimin ve üretim faaliyetlerinin tekrar başladığı anlaşılmaktadır. Gerek antik kaynaklardan edinilen bilgiler, gerekse deniz aşırı kolonilerde yürütülen arkeolojik çalışmalar, M.Ö. 6. yüzyılın son çeyreğinin gelişmiş ticaretini ve yükselen refahını belgelemektedir. Plazomenai'de hem yerleşme alanlarındaki yaygınlığın ve yoğunluğun hem de zeytinyağı üretim işçilikleri başta olmak üzere canlanan bir endüstrinin gözlenebilmesi söz konusu zenginlik birikiminin kanıtları arasındadır. Antik çağın Anadolu filozoflarından biri olan Anaksagoras, M.Ö. 510 yılında Batı Anadolu'daki site devletlerinin içinde yer alan Plazomenai'de yani bugünkü Urla'da doğmuştur. Anaksagoras, Plazomenai kentinin soylu ailelerinden birine mensuptur. Bütün servetini hayatını adadığı bilimsel araştırmalar uğruna tüketmiş olduğu rivayet edilir. Anaksagoras, İyonyalı düşünürler arasında özellikle düşüncelerindeki netlik, açıklık ve bilimsellikle öne çıkmıştır. Mesela Orfik inançlara dayalı ruh göçü kuralı onda yoktur. Sadece bunun için bile onun antik dünyanın ilk gerçek bilgini olduğu söylenebilir. Ayrıca o, felsefe açısından dikkatleri ilk kez Atina'ya çeken filozoftur. Sokrates öncesi düşünürlerden biri olan Anaksagoras'ın ana madde ve ilk hareket ettirici neden öğretisi vardır. M.Ö. 468 yılında düşen bir göktaşını incelemiş ve onun kızgın bir taş kitlesi olduğu kanaatine varmıştır. Anaksagoras, Atina'ya yerleşmek için gelen ilk düşünürdür. Geleneklere uyarak M.Ö. 462 yılında Atina'ya yerleşti. Böylece felsefe Atina'ya girdi. Anaksagoras burada iyi karşılanmış, dönemin en güçlü kişisi olan Perikles'in dostu olmuştur. Perikles, Yunanlıların zaferiyle sonuçlanan İran seferini izleyen dönemde Atina'nın gerek siyaset ve gerekse kültür açısından yükselişini sağlayan devlet adamlarının başında yer alır. Bu devlet adamı Atina'yı güzelleştirmek için çevresine aralarında ünlü heykeltıraş Fidias'ın da bulunduğu değerli sanatkarları toplamıştır.
Ayrıca zamanın ünlü bilgin ve düşünürlerini de Atina'ya davet etmiştir. Bunların içinde Anaxagoras da vardır. Perikles, Atina'yı Yunan dünyasının kültür merkezi yapmaya çalışmıştır. Perikles, büyük bir devlet adamı olduğu kadar değerli bir hatip ve yüksek kültürlü bir insandır. Böyle bir insanın düşmanlarının olması doğaldır. Nitekim Perikles'in yaptığı yeniliklerden ve getirdiği olanaklardan rahatsız olan Muhafazakar Parti, yeni kültür akımlarını Atina törelerine ters ve toplum için tehlikeli buluyordu. Atina, oldum olası muhafazakar bir partiyle ilerici bir partinin sonu gelmez çekişmelerine sahne olmuştur. İşte bu kez de Muhafazakar Parti doğrudan Perikles'in kendisiyle baş edemediğinden hep onun yakın çevresindekilerle uğraşmış ve hep onları eleştirmiştir. Bu mantığın kurbanlarından olan Anaxagoras, dine aykırı hareket etmekle suçlanan ve hakkında dava açılan ilk filozof olmuştur. Sonraları Sokrates'in başına gelenlere o da sürüklenmek istenmiştir. Devrin başka bir önemli siması olan tragedya yazarı Evripides'le de dostluk kurmuştur. Gök cisimlerini incelemesi ve bir göktaşının düşmesi onu evrensel düzenle ilgili yeni kuramlar geliştirmeye itmiştir. Ay ve güneş tutulmaları, göktaşları, gökkuşağı ve Peloponesos'tan daha büyük ve ışık saçan bir kütle olarak tanımladığı güneşle ilgili bilgiler vermeye çalışmıştır. Gök cisimlerinin dünya ile aynı yapıda olduğunu ileri sürmüştür. Antik dönemde dine aykırı davranmak, devlete karşı gelmekle aynı sayılırdı. Yani dini suçlar aynı zamanda siyasi suç sayılıyordu. Bir kişinin taşıdığı eğitim Atina'yı pek ilgilendirmezdi. Fakat din tam anlamıyla siyasi bir uğraştı. Çünkü tanrılar aynı zamanda devletin de tanrılarıydı. Bunun içindir ki dine karşı davranışta bulunan kişi aynı zamanda devlet varlığının temellerini de sarsmış sayılıyordu. En güçlü yaklaşıma göre Anaxagoras'ı mahkeme huzuruna çıkaran sebep güneşin yanmakta olan bir taş kütlesi olduğunu savunmasıydı. Anaxagoras'ın bu görüşüne neden olan şey, o sıralarda Atina yakınlarına düşen bir göktaşının araştırılması olduğu sanılmaktadır. Oysa o sıralarda Yunanlılar güneşe bir tanrı sayıyordu. Tanrı sayılan bir şeyin, yani güneşin, bir taş kütlesi olarak anlaşılması siyasi bir suç sayılmıştır. Bu nedenle M.Ö. 450'de Anaxagoras, Perikles'in siyasi karşıtları tarafından yerleşik inanca karşı geldiği gerekçesiyle mahkemeye verilmiştir. Perikles sayesinde serbest bırakılmışsa da yine de Atina'dan ayrılıp İonya'da bulunan Lampsakos'a, yani bugünkü Çanakkale'ye gitmeye zorlanmıştır. M.Ö. 428'de orada ölmüştür. Ölümünden sonra Lampsakos Agorası'na heykelinin dikildiği ve de öğrencilerin onun ölüm yıl dönümlerinde anma törenleri düzenledikleri söylenir. Anaxagoras'ın görüşleriyle ilgili çok az şey bilinmektedir. Anaxagoras'tan sadece bazı bilgi kırıntıları günümüze ulaşmıştır. Bunların sayısı 22'dir. Bu kırıntılar Doğa Üzerine adlı yapıtından günümüze kalmıştır. Bu eser Parmenides ve Empedokles'in eserlerinden farklı olarak düz yazıyla kaleme alınmıştır. Ancak bize ulaşan belgelerden onun çok dikkatli bir doğa gözlemcisi olduğunu anlıyoruz. Ona göre eliptik ve dairesel biçimde olan dünya toprak atomlarının sıkışmasından meydana gelmiştir ve kendisini taşıyan bir hava tabakasına dayanır. Gök, her biri birer ateş küresi olan yıldızlarla dünyayı çevreler. Anaxagoras bu konuda bir de şu soruyu sorar. Nasıl oluyor da bu gökyüzü yıldızlarıyla birlikte dünyanın üstüne düşmeden durabiliyor? Ona göre bunun nedeni gökyüzünün çevresinde sürekli hareket halinde olmasıdır. Örneğin içi su dolu bardağı bir ipe bağlayarak hızla çevirirsek su merkez kaç kuvvetinin etkisiyle dökülmez. Bunun gibi gökyüzü de dünyanın çevresinde hızla döndüğünden dünyanın üzerine yıkılmaz ve yıldızlar dünyanın üzerine düşmez. Anaxagoras'ın bu konudaki bir takım kişisel gözlemlerini evrenin yapısının açıklanmasında nasıl kullandığına tanık oluyoruz. Anaxagoras, varlığın temel köklerini tohum olarak adlandırmıştır.
Ona göre doğada nitelik bakımından ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır. Duyularımızla algıladığımız nesnelerde tüm tohumların bulunduğunu ve bu nesnelerin kendilerinde ağır basan tohumun karakterini aldığını, onun adıyla anıldığını söyler. Kendi kendine hareket eden tohumlardan ayrı bir de hareket ettirici neden bulunması gerektiğini düşünmüştür. Bunun nedeni de nuz, yani ruh, akıl olduğunu ileri sürmüştür. Nuz, tohumların birbirine karışması ve birbirlerinden ayrılmasına neden olan hareket ettirici kuvvettir. Anaksagoras, hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ve hiçbir şeyin hiçliğe gitmeyeceğini düşünür. Dolayısıyla mutlak anlamda bir varoluş ve yok oluş yok. Yunanlılar doğuş ve yok oluştan söz ederken doğru olmayan bir dil kullanmaktadırlar. Çünkü hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Sadece var olan şeylerin karışması ve ayrılması vardır. O halde onlar doğmayı karışma, yok olmayı ise ayrılma olarak adlandırsalar iyi ederler. Varlıkların en son parçaları yoktur. Sonsuza kadar bölünebilirler. Hem sayı bakımından sonsuzdurlar hem de küçüklük bakımından. Evrende hiçbir şey saf halde bulunmaz. Her şeyde her şeyden bir parça vardır. Bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunurlar. Anaksagoras sonsuz küçük derken, bugün bizim atom ve atom altı parçacıkları sonsuz büyük derkense, evrenin yani uzayın sonsuzluğundan söz ettiğini ve böylece onun bilimsel bir doğruya yaklaştığını görürüz. Küçük olan şeyler içinde bir en son küçüklük derecesi yoktur. Tersine daima bir daha küçük vardır. Var olanın bölme yoluyla varlıktan kesilmesi imkansızdır. Aynı şekilde her zaman büyük olandan daha büyük olan bir şey vardır ve o nicelik bakımından küçük olana eşittir. Her şey aynı zamanda hem küçüktür hem büyük. Anaksagoras'a göre evren bir kaostan bir düzene, bir kozmosa doğru gelişmiştir. Anaksagoras, evrenin başlangıç ve oluşuna dair de görüşler dile getirmiştir. Anaksagoras, evreni teolojik bir görüşle açıklayanların ilki sayılır. Yunanca telos kelimesi, amaç, hedef anlamına gelir. Evreni teolojik açıklamak demek, evrenin başlangıcından günümüze belli bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini kabul etmek demektir. Bu açıklama şekline göre evrende belli amaçlar yönünde ilerleyişini sağlayacak bir takım sebepler bulunmaktadır. İşte nuz, evrenin ve nesnenin belli bir amaca göre ilerlemesi için ilk vuruş etkisi yapmıştır. Bu vuruştan sonra evren ve nesne kendiliğinden bu amaca doğru ilerler. Anaksagoras'ın bir amaca doğru etki eden doğal nedenlerden yeterince söz etmemesi, Platon ve Aristoteles'in kendisini eleştirmelerine ortam hazırlamıştır. Günün birinde Sokrates'in eline Anaksagoras'ın yapıtı geçmiştir. Sokrates, evrenin yeterli bir güç tarafından yönetildiği ile ilgili açıklamalarla ilk kez burada karşılaşmıştır. Sokrates'in öğrencisi olan Platon'a göre Anaksagoras bu görüşüyle kendisine kadarki düşünürler içinde tek gerçek düşünür sayılabilir. Ancak Anaksagoras bu düşüncesini yalnızca söylemekle yetinmiş, bunun uygulamasına hiç değinmemiştir. O bunu yapacağına aynı kendinden önceki filozofların yaptıkları gibi bir takım doğa olaylarından söz etmiştir. Latince söz dizimine sahip olan ratio'nun antik kökenleri nedir diye sorguladığımızda Urlalı Anaksagoras'ın yanına geliyoruz. Nitekim felsefenin doğum yerinden yani İsa'dan önce 6. asırdan Sokrates'in doğum yerine kadar uzanan yaklaşık 2 asırlık süreçte matematik, fizik, gökbilimiyle uğraşan ve evreni insana tanıdık gelen ussal süreçlerle açıklayan Sokrat öncesi doğa filozoflarını görüyoruz. Anaksagoras bu doğa filozofları arasında kronolojik olarak öncelik soralık sıralamasında sonuncu filozofu oluşturmaktadır. Kendisi bugünkü İzmir, Urla denen bölgede dünyaya geliyor. Sokrates'e hocalık yapmış ve Sokrates'ten önce
kendi zamanında tanrı olarak kabul edilen gök cisimlerinin aslında tanrısal bir yapıya veya içerime sahip olmadığını söyleyerek gök cisimlerinin maddesel ve cisimsel bir yapıda olduğunu söylediğinden dolayı dinsizlikle suçlanmış. Orta yaşlarında ise Anadolu'dan Atina'ya göç ederek felsefe tarihi kitaplarına felsefeyi Anadolu'dan Atina'ya taşıyan ilk filozof olarak geçmiş. Şimdi Anaksagoras'ın düşünsel yönelimine ve düşüncelerinin gerisini oluşturan etosun ne olduğuna ilişkin bir sorgulamaya girişirsek, yani Anaksagoras'ın düşüncelerini yönlendiren temel soru ve sorunların ne olduğuna ilişkin bir sorgulamaya girdiğimizde, onun felsefe yönelimini ontolojik ve kozmolojik bir içerime sahip olduğunu görüyoruz. O mistik ve tanrısal yani teolojik olmayan bir kozmolojiden tamamen doğal olguların lojik ve nedensel açıklanışına doğru üzerinde yürüyebileceği bir yol çiziyor. Anaksagoras'ın bu bağlamda düşüncelerini yönlendiren temel motif, diğer presokratik düşünürlerde olduğu gibi içinde yaşadığımız dünyayı, yani daha dar anlamda fizizi, daha geniş anlamda ise kozmosu anlama ve anlamlandırma çabasıdır. Anaksagoras'ın başarısı bu anlama ve anlamlandırma çabasında sırtını bir tanrı veya tanrılar panteonuna dayamaması, tam tersine dış dünyaya açılan pencerelerimiz olan duyularımızdan hareketle fizizi anlamaya çalışması, bu bağlamda da lojik ve rasyonel, pasif gözleme dayanan lojik ve rasyonel açıklamalarda bulunmasıdır. Dolayısıyla Anaksagoras'ın felsefe yapma etkinliğinin gerisindeki temel problemlere baktığımızda, onun kendisinden önceki Sokrat öncesi filozoflarla aynı kaygıyı paylaştığını görüyoruz. O da tamamen has bir ontolojik problem olan çoklukta birlik sorunsalı ve çoklukta birlik sorunsalının türevi olarak ortaya çıkan oluş, yani değişme olgusu ve arke problemine odaklanmıştır. Şimdi arke probleminde Anaksagoras'ın özgünlüğü kendisinden önceki filozoflarla olan ayrımında monist değil, pluralist bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Bu şu demek, Anaksagoras'a göre içinde yaşadığımız evren sonsuz ve sınırsız sayıda spermata adını verdiği birçok unsurun birleşmesinden oluşur. Dolayısıyla Anaksagoras'a göre evrende yer alan ve var olan her şey ona göre bir karışımdır ve bu karışımı da kendi sözleriyle her şeyde her şeyden bir parça vardır argümanıyla özetlemiştir. Anaksagoras oluş olgusunu da bu bağlamda açıklamaktadır. Ona göre evrende var olan unsurların birleşmesi ve dağılmasıyla oluş meydana gelmektedir. Burada Herakleitosçu öğeler de var. Çünkü bu birleşme ve dağılma dediği olay Anaksagoras'a tesadüfi olarak gerçekleşmez. Yani değişimin değişirken sırtını dayadığı bir ilke vardır ve bu ilkeye de Anaksagoras nous adını vermektedir. Tüm bunları toparlayacak olursak Anaksagoras nous kavramında düzenli ve ahenkli bir yasallık olarak kozmos düşüncesine gitmektedir ve düzenli ve ahenkli bir bütün olarak kozmos düşüncesinden ise daha sonra felsefe tarihini etkileyecek olan iki düşünceyi bize miras bırakmaktadır. Bunlardan birincisi yerde ne varsa gökte de o vardır argümanıdır. Yani hem fizizin hem de kozmosun yasallıkları bir ve aynıdır. Kozmos ve fizis aynı yasalar tarafından yönlendirilir ve bu yasa, nous dediği bu yasa, dünya evrene aşkın değil, içkin bir yasadır.
Yani doğal ve maddesel süreçlerle ve lojik açıklamalarla açıklanabilir. İkincisi ise insanın bu yasallığı bilebilme olanağı vardır. Yani insan doğadaki bu yasallığı lojik olarak ve olguların gerisindeki nedensel süreçlerin açığa çıkarılmasıyla bilebilir ve anlayabilir.